Beyrut kahramanı Adil Termus. Bombacının üzerine atladı, kendi parçalandı ama yüzlerce insanın hayatını kurtardı. İki intihar bombacısı geçtiğimiz Perşembe günü Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalelerinden biri olarak bilinen Burj el Barajney mahallesine hedef aldı. 43 kişinin ölümü, 200'den fazla kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan bir saldırı düzenlendi. Lübnan ordusundan yapılan açıklamada ikinci patlama noktasında intihar eylemini gerçekleştiremeyen üçüncü bir intihar eylemcisinin ölü bulunduğu kaydedildi. Saldırıları yine DAEŞ üstlendi. Örgüte yakın internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından yayınlanan açıklamada saldırının kendi militanları tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi. Saldırılarda Hizbullah'a hedef aldığını duyuran DAEŞ eylemcilerinin kimliğini Filistinli Hamid Raşid El Belig ve Ammar Selim El Reis ile Suriyeli Halid Ahmet El Halid olarak açıkladı. Lübnan'da 1990'da iç savaşın sona ermesinden bu yana görülen en kanlı saldırı olarak tarihe geçen olayda öyle bir isim vardı ki kahraman oldu. Yüzlerce insanın hayatını kurtardı. Adil Termus. Eğer o olmasaydı çok daha büyük can kayıpları yaşanabilirdi. Küçük kızıyla birlikte o esnada yoldan geçen Termus, saldırganlardan birinin üzerindeki patlayıcıları infilak ettirmek üzere olduğunu fark etti. Hemen saldırganın üzerine atlayan Termus sayesinde bombalar erken patladı ve bu sayede yüzlerce kişinin hayatı kurtuldu. Genç adam patlamanın etkisiyle hayatını kaybetti. Cenazesi 13 Kasım günü Tallusa köyünde toprağa verildi. Gelen ilk haberlerde kızının da öldüğü iddia edilmişti ancak daha sonra öyle olmadığı anlaşıldı. Son anda kurtulduğu ortaya çıktı. Termus'un hikayesi sosyal medya kullanıcıları ve blog yazarları sayesinde dilden dile yayılıyor.